Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir alışveriş videomu paylaşmak istiyorum. Çok güzel, çok tatlı ürünler aldım. Çantalar var, şapka var, aksesuar var, fırçalar var. Bir tane minik küçük bir halımız var, yatağın üstüne falan koymaya. Neyse, anlatacağım zaten. Bütün ürünlerin marka, fiyat bilgileri, nereden olduğu falan işte hepsini link olarak bırakacağım arkadaşlar. Oradan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında hepsi link olacak. Tek tek söylemeyeceğim. Linklerden bulabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle şu tatlı mı tatlı benim çok severek aldığım minik peluş kalpli halımdan bahsetmek istiyorum. Minik halı olarak geçiyor. Farklı boyutları da vardı. Ben bu boyutunu seçtim. İsterseniz böyle makyaj masanızdaki pufun üstüne koyabilirsiniz. İsterseniz yatağınıza koyabilirsiniz. Bu görselde giriş kapısının önüne koyuluyordu. Yani mesela odanızın kapısının önüne koyabiliyordunuz. Ama ben böyle yatağımın üstüne ya da dediğim gibi oturacağım yerin oturmadan önce böyle üstüne dekoratif hoş olabileceğini düşündüğüm için çok tatlı pembe renkli bir minik bir halı aldım. Gördüğünüz gibi arkası da bu şekilde. Yumuşacık, gerçekten yumuşacık bir peluş. Şunu güzeline bakar mısınız? Kalp olmasını tercih ettim. Belki bir tane daha alırım. Şöyle güzel bir tane halımız olmuş oldu. Minik halı. Çok tatlı değil mi? Size kocaman kalp gönderiyorum. Hani yorumlarda diyorum ya sizlere. Kocaman kalp. İşte bu kocaman kalp. Bu kalp arkadaşlar. Kocaman kalp gönderdim sizlere. Sonra bir tane de şöyle bir tane kemer aldım. Şeffaf. Şurası gördüğünüz gibi şeffaf. Ve şuralarda da altın detayları olan bir tane kemer. Ve tokası da şu şekilde ince detayı var. Yani şu şekilde duruyor. Hemen geliyor. Şöyle bir kemerimiz var arkadaşlar. Bilmiyorum, bana çok değişik, güzel geldi. Kotlarda da bence güzel duruyor. Zaten bunu denediğim vakit yani şeyde görebilirsiniz. Instagram hesabında, Sedef Coşkun hesabımda. Aşağıda linklerini bırakıyorum. Oradan görebilirsiniz. Bence değişik ve güzel. Bu arada şey kısmı da çok iyi. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz şurada. Bayağı bir koymuşlar. Normalde 3-4 tane falan oluyordu. Bana şey geliyordu yani, bol geliyordu. Tekrardan deldirmem gerekiyordu. Gerçekten çok güzel duruyor ya. Bilmiyorum, ben çok beğendim. Bence kotlarda da değişik hoş duruyor. Bence yazın kotlarda falan da güzel durabileceğini düşünüyorum. Şimdi bakalım, daha kullanmadım ama kullanacağım vakitte Instagram'da yakın bir görsel ile bunu paylaşırım diye düşünüyorum. Ben yapamadım bir türlü. Şu şekilde bence çok şık görünen bir kemer aldım. Farklı bunun seçenekleri de vardı sanırım. Bunun bir de gümüş rengini falan da alacağım ya da tokası farklı olanı da alacağım. Bayağı bir sevdiğimi söyleyebilirim. Güzel de duruyor. Kemerlerden devam etmek istiyorum. Şöyle bir tane de bu sene çok böyle zincir detaylı kemerler ve bel aksesuarları var. İsterseniz bunu bel aksesuarı olarak da kazaklarınızın, kabanlarınızın, montlarınızın üstüne kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de pantolonunuzda kullanabiliyorsunuz. Şu şıkırtı olanlar bana eskiden şey hatırlattı. Şakire kemeri olarak geçiyordu. Tabii bunların biraz daha şıkırdaklısı böyle. Onları hatırlattı. Görünce de bu detayları almak istedim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel duruyor bu. Şuna bakar mısınız? Kotun üzerinde de bayağı bir güzel duruyor. Detaylarını falan sevdiğim için de bu şekilde bir kemer aldım. Bunun bir de olmadı gümüş rengini de alabilirim. Altın detaylı olanı tercih etmek istedim. Gerçekten çok güzel duruyor ya. Beşi bir yerde gibi. Sonra bir tane daha kemer aldım. Bu da bayağı bir şık ve ağır. Şimdi. Görüyor musunuz taşları arkadaşlar? Bayağı bir şık. Yani gerçekten kotların üzerinde... Yani düşünsene, bir tane böyle kot giyiyorsunuz. Bunun üzerinde bu var. Çok şık duruyor. Yani bir anda kotun havasını gerçekten değiştiriyor. Belki bu kadar şık bir şey tercih etmeyebilirsiniz ama gerçekten günlük hayatta bile kullanabilecek güzel bir kemer olduğunu düşünüyorum. En azından ben kotumla denediğimde gayet güzel durdu. Mesela sade giyindiğimde bunu da taktığımda güzel oluyor. Dışarıda da takmak için sabırsızlanıyorum. Tabii gerçekten çok severek, çok beğenerek aldım. Bu ışıltılarına falan bayağı bir aşık oldum. Bunu da gümüş tercih etmek istedim. Diğerlerini altın tercih edince bunun da bu şekilde tercih etmek istedim. Bence ya şimdi belki buradan gösterince biraz saçma gelebilir ya da farklı gelebilir. Ama gerçekten kotun üstünde gördüğünüzde de seveceğinizi düşünüyorum. Yani şu su damlası şeklindeki detayları bayağı bir beğendiğimi söyleyebilirim arkadaşlar. Yani 3 tane kemer almış oldum. Bir tane de halımız var. Sonra şurada bir tane fırça setim var.
Arkadaşlar biliyorum ki çok fırçam var ama gerçekten en son yani videoda söylemişim bir hafta önce falan yıkadım fırçalarımı. Çünkü her gün neredeyse makyaj yapıyorum işte dışarı çıkıyorum, video çekiyorum. Bir şeyler oluyor o yüzden de bazen fırçalarımı gerçekten yıkamaya çok üşeniyorum. O yüzden de böyle çok fırça olsun istiyorum ki biraz da yıkamaktan kurtulmak istiyorum fırçaları. Böyle kullanıp toplu bir şekilde yıkamayı tercih ediyorum. Şöyle bir tane de fırça seti aldım. Bu mermer detaylı. Ay. Onlu bir fırça seti aldım. Gerçekten ben her zaman bu şekilde böyle şey alıyorum. Set halinde alınca daha güzel oluyor. Ve gerçekten de şeyini çok beğeniyorum. Böyle yumuşacık oluyorlar ya. Fırçanın bu mesela bu fırça gerçekten çok güzelmiş. Minik ve detaylar için hatta aydınlatıcı için falan bayağı bir güzel olabileceğini düşünüyorum. Gerçekten şeklini falan da çok sevdim. Toplu onlu fırça almış oldum. Sonra bir tane de şöyle bir kolye aldım. Bayağı bir ışıltılı, taşlı, detaylı. Gerçekten çok güzel değil mi? Bilmiyorum ben görür görmez vuruldum kendisine. Bakalım bunu bir abiyede mi kullanırım? Ya da günlük hayatta mı kullanırım? Gece mi kullanırım? Gündüz mü kullanırım? Gerçekten hiç bilmiyorum ama direkt görünce dedim ki bunu almalısın Sedef. Şu ışıltısına bir bakar mısınız? Umarım taşları düşmez. Eğer taşları düşerse gerçekten bu beni bayağı bir üzer. Çok severek, çok beğenerek aldım. Sonra bir tane de şöyle bir küpe aksesuarımız var arkadaşlar. Kalpli. Ben kalp detaylı, böyle yıldızlı, kalpli şeyleri falan çok seviyorum. Bunu da çok severek aldım. Şöyle... Bu da altın olarak tercih ettim ama gümüş falan da güzel olabilirmiş gerçekten de. Bilmiyorum beyaz böyle şıkır şıkır bir şeyle şu an belki üzerimde olmayabilir ama güzel bir kombin yapacağımı, güzelce aksesuarımı kullanacağım bunu da severek aldım. Hepsini severek aldım. Sevmeden zaten niye alayım ki? Yani. Tüm setlerimiz var. Sonra da çantalarımıza geçelim arkadaşlar. Bir tane de şapkamız var. Dediğim gibi benim daha önceden de böyle bir yüzük seti almıştım. Çok böyle şey takmıyorum, müzik falan takmıyorum. İşte videolarda hele hiç göremezsiniz. Çünkü unutuyorum. Hani dışarı çıkarken bir nevi birkaç tane takıyorum. Şöyle bir tane kocaman içinde bir sürü yüzükler barındıran ürünlerinden set olarak aldım arkadaşlar. 12'liydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir tane var. Böyle minik detaylılar var. İşte birçok böyle set şeklinde alabileceğiniz çok güzel yüzükler vardı. Ben de bunları zaten linklerde detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gerçekten de çok severek aldım. Bir tanesini böyle gördüğünüz gibi setin altın şeklinde olanından aldım. Bir paket de bu şekilde gümüş detaylı aldım. Bunu da set halinde aldım. Şu şekilde bunda da çok tatlı şeyler var. Şöyle altın ve gümüş şeklinde almak istedim. Şöyle detaylı minik taşları olan çok sade bence de şık durabileceğini düşündüm. Böyle bir yüzük, iki tane yüzük seti almış oldum. Bir tane şapkam var, sonra dört tane çantam var arkadaşlar. Onları paylaşacağım. Bir tane de şöyle gri derili bir şapka aldım. Bazen canım makyaj yapmak istemediğinde şapkamı takıyorum gerçekten. Sonra gözlük takıyorum. Gözlüğümü de takıyorum. Hiç makyaj yapmak istemediğimde en azından makyajsız görünmek istemedim. Ünlüler gibi oldum. Makyajsız görünmek istemediğimde hiç öyle bir şey kaygım yok ama bazen insanın gerçekten iyi hissetmediği günleri oluyor. Hiç kendini işte iyi hissetmediği oluyor falan filan. O zaman da bu tarz tercih edebiliyor. Ben de şapka aldım ya. Şöyle bir tane derili şapkamızdan oldu. Farklı renklerini de almak istiyorum. Ya da sabah yürüyüşlerine çıktığımızda tepemize güneş geçmesin diye bu tarz şapkalar güzel olabiliyor. Yaz da geliyor malum. Daha Şubat'tayız ama olsun yani. Gerçekten günler o kadar çabuk geçiyor ki artık yetişemiyorum. Yetişemiyorum. Vakit sanki yetmiyormuş gibi geliyor bana. Hiçbir şey yetişemiyormuşum gibi geliyor. Akıyor gidiyor böyle zaman. Benim çok severek aldığım, gerçekten kimse de görmediğim, çoğu kişinin tercih etmeyeceği, sevenlerin seveceği, sevmeyenlerin hiç sevmeyeceği bir çanta arkadaşlar. Ama ben çok sevdim. Önemli olan alan kişinin sevmesi. Ben sevdim, siz alıp almamak size kalmış. Geliyor. Hazır mısınız? Da 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 da. Çok tatlı, böyle yumuşacık bir çanta aldım rengarenk. Gerçekten ben böyle renkli şeyleri, değişik şeyleri seviyorum. Yakıştırıyorum da açıkçası. Bilmiyorum, bunu da açıkçası kimse de görmedim yani. Bilmiyorum, yaşadığım yerde en azından. Belki siz görmüşsünüzdür. Dediğim gibi ben sevdim, aldım zaten.
Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz onu bilmiyorum ama renklerini, şuradakilerini falan o kadar çok sevdim ki. Çok tatlı bir çanta. İsterseniz böyle yandan takabiliyorsunuz ve kaliteli, güzel de bir çanta. İçi de bayağı bir şey de var yani, benim o küçük çantalara göre bayağı da içini sevdim. Şöyle bir minik, çok tatlı, yumuşacık bir çantamız. Bunu hatta yolculuklarda yastık gibi de kullanabilir miyim? Evet, kullanabilirim. Gerçekten yumuşacık olabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi Sedef kokoş bir çanta aldı. Bayağı bir kokoş bir çanta değil mi arkadaşlar? Ama gerçekten çok severek aldım. Siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz gerçekten bilmiyorum. Ama Sedef bunu beğendi. Çok kalp. Çok kalp çantama. Teşekkürler. Sonra bir tane de siyah. Şöyle bir çantamız daha var. Bu da diğerine göre daha minik. İsterseniz uzun sapıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yandan kullanabiliyorsunuz. Bunu da gerçekten çok şık buldum. Kış aylarında özellikle bu tarz böyle dokulu çantaları seviyorum. Güzel olabiliyor. Hem gece hem de gündüz için, daha çok gece böyle bir yere giderken de kullanabilecek şık bir çanta olarak düşündüm. Şöyle her şeyle uyum sağlayabileceğim güzel minik bir çantamız oldu arkadaşlar. Sonra bir tane de siyah beyaz, şöyle zarf gibi biraz benzeyen altın detaylı yandan. Askısı bayağı bir uzun bunun ya. Bayağı bir uzun olmalı. Başka kısa askılı çantalarından alıp bunu değiştirebilirim. Şu şekilde metal detayları da var zaten, zımbalı. İçi de hemen benim istediğim şekilde minik bir tane gözü var. Cüzdanım sığsa yeter benim için. Kalitesi falan bunların bu arada çok güzel yani. Bayağı bir severek, bunu da beğenerek aldım. Sonra şurada da bir tane de, bunun da dokusunu, şuranın detayını çok sevdim. Hatta bu tarz renkte bir ceket de alabilirim. Bir tane ceket de aklım kaldı. Aynı bunun gibi falandı. Bunun da kalitesini bayağı bir sevdim. Şeyi gerçekten çok güzel. Şöyle açılınca bu diğerlerine göre bayağı bir üç gözlü falan bir yere böyle giderken bence bunlar bir yolculuk esnasında daha iyi olabileceğini düşündüm. Çünkü minik minik çantalar bir yere giderken pek bir şey koyamıyorsunuz ama bir yere giderken falan olabileceğini tercih edebilirim diye düşündüm. Gayet de bence güzel de duruyor. Sevdim de ve askı kısmı da gördüğünüz gibi şu şekilde kalın bir askısı var. Bence böyle kalın askıları da seviyorum, ince askıları, ama o gün eğer beğenmediysem bu kalın askıyla mont üzerimdekini hemen zincirle falan değiştiriyorum, bana belli olmuyor. Ama bu şekilde de kullanabilirim diye de düşünüyorum, güzel de duruyor. Arkadaşlar benim yaptığım aksesuar, çanta, minik halı, fırçalar alışverişim bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten çok beğenerek aldım hepsini. Siz de beğendiğiniz olursa, severseniz ya da fiyat bilgileri, nereden olduklarını falan incelemek isterseniz hepsini açıklama kısmına link olarak bıraktım. Hepsi mesela bu çanta hemen linki, o çanta linki gibi şeklinde bıraktım. Videoyu beğenmeyi, yorum bırakmayı, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Zil kısmını açarsanız anında video yüklediğimden haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Sedef Coşkun ve Sedef Öneriyor Instagram hesaplarım var. Orada en güncel, en anlık bilgileri oradan paylaşıyorum. Zaten bu ürünleri detaylı bir şekilde fotoğraflı halini falan, videolu halinde orada rahatlıkla görebilirsiniz. Oradan da takip etmeyi unutmayın. Onların da hepsi açıklama kısmında detaylı bir şekilde yazıyor. İstediğiniz istek videolarınız varsa onları da yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.